Herkese selam. Ve sonunda geometri ile ilgili video çekiyorum. Gerçekten çok fazla gelen sorulardan biri bana artık ileride şu geometri videosunu çek. Hani sizin de geometri ile aranız sanırım şu aralar biraz kötü. Çünkü benim de yazın öyleydi. Ta ki keşfettiğim taktiklere kadar mı diyeyim öyle diyeyim. Tüm tecrübelerimi bu videoda sizlere anlatmak istiyorum. Hatta hepsini şuraya tek tek not ettim. Unuttuğum bir şey olsun istemiyorum. Demek edecek. Öyle. Şimdi başlıyoruz o zaman. Bu arada şunu söyleyeyim. Geometri ile ilgili serüvenimi anlatayım. Gerçekten sıfırdım. Denemelerde geometri hiç yapamıyordum. Çok kuralı unutmuştum diyebilirim size. Hani geometride bir sürü kural var. Biliyorsunuz şuradan çekersen şöyle işte Euklid kuralı vardı, çemberde kurallar vardı falan bir sürü kural. Şu an hepsini pek hatırlamıyorum ama görsem hatırlayayım. İşte bir sürü formül var. Bunları nasıl öğrendim? Nasıl birden full çektim? Yani sıfırdan geometriyi nasıl full çektim? Hepsini burada anlatacağım. Artık ileride boş yapmadan anlat diyorsunuz. Şimdi şöyle diyeyim. İlk başta YouTube'daki hocalardan yararlandım. Şöyle. Doğrudan açılar konusunu YouTube'dan izledim. Genelde Kenan Kara ya da Nurtaç Hoca izliyordum bu ikisini. Ama Nurtaç Hoca izlediğim zaman PDF'lerini çıkartmıştım. Mesela orada yazıyordum tek 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 tek. Hem soru çözümü vardı hem de formülleri anlatıyordu. Hem de komik bir şekilde, şarkılı bir şekilde anlatıyordum. Neyse onları yaptıktan sonra formülleri öğrendim. Sonra direkt kendi test kitabıma geçtim. Hani şey demedim. Önce tüm video serisini bitireyim sonra test kitabını geçeyim demedim. Neden? Çünkü unutabiliyorsunuz. Mesela doğruda açıları öğrendikten sonra bunun testini çözmelisiniz ki kalıcı hafızanıza atılsın. Gerçekten bunu yaparsanız çok zaman kaybedersiniz. Çünkü çoğu şeyi unutmuş olursunuz. O yüzden önce konu sonra test, önce konu sonra test yaparsanız sizin için mükemmel olur. Ve şöyle de bir şey var. Geometride ben her gün 3 test çözüyordum. Bunu söylemiştim zaten. Bir ara bir hafta boyunca hani bir denemede, tabii bu sınava yakın zamanda, bir denemede geometriyi fullledim. Dedim ki o zaman gerek yok artık çözmeyeyim ben. Sonra işte bir hafta çözmedim ve gerçekten diğer denemede batırdım geometriyi. O yüzden kesinlikle altın kural her gün çözün. Her gün çözün yani artık böyle geometri sorusunu 5 saniyede çözecek seviyeye gelecek kadar çözmeniz lazım. O derece hani çok soru çözün, soru tipi görüyorsunuz ve hani artık bir zamandan sonra alışıyorsunuz hepsine. Ne görseniz çözebiliyorsunuz. Bunun için de geometri kaynağı alırken dikkat etmeniz gerekenler video çözümü olmalı. Ve şu an size göstereceğim bir tane geometri kaynağı. Ben bunu sınava ilk başladığımda çözmüştüm bu arada. İçinde hem yeni nesil sorular vardı hem normal sorular vardı. Şöyle göstereyim hatta. Şöyle mesela normal bir soru. Burada da bir yeni nesil soru var. Bu ünlü yayınlarının geometri soru bankası. Bunu da aranızdan çekilişte birine vermek istiyorum bu arada. Onu da hatırlatayım. Çünkü ben çok beğendim. Hatta şöyle de bir şey. Şurayı böyle katladım, tamam mı? Şu ya AYT'de ya da TYT geometride aynısı çıkmıştı bunun. Siz de bakarsınız yine. Hatta ben ilk başta soruyu yapamamıştım. Yani çözdüm, bitirdim. Sonra geri döndüm. O şekilde yaptım. Geometride ikinci altın kural da bu. İlk başta göremezseniz sonra gelin. Bilmiyorum çok saçma bir şekilde sadece geometri de oluyor. Soruyu ilk başta göremiyorsunuz, tamam mı? Çok uğraşırsanız hiç çıkmayacak. İsterseniz 30 dakika uğraşın çıkmayacak. Ama gidin testi bitirin. Sonra geri dönün ya da denemeyi bitirin. Sonra geri dönün birden çözüyorsunuz 5 saniye içerisinde. Sonra diyorsunuz ki aa ben bunu mu görememiştim? De bir tuhaf bir geometri gerçekten. O yüzden ikinci altı kural yani inatlaşmayın sorularla. Bekleyin zamanla çözersiniz. Ve ben bunu neden çok beğendim diye sorarsam bir video çözümü var. Biz geometri soru bankası alırken dikkat etmeniz gerektiğini söyleyeceğim. Video çözümü var mı ona bakın çünkü hocalara sormak sıkıntı oluyor. Ben gerçekten geometri hocama bir aralar işte dershaneye gitmiştim bir aylık mı ne. Soru soruyordum, birkaç soru sordum. Sonra dedi ki neyse benim mola vermem lazım. Daha 55 tane sorum var, benim direkt mola vermem lazım dedi, çay içeceğim dedi. Gerçekten çay daha önemli hocalar için. O yüzden kesinlikle video çözümlü olsun alacağınız kaynak. İkincisi yeni nesil soruları olsun. Şurada da göstereceğim size. Artık ÖSYM şu şekilde yeni nesil soruları seviyor. Bayağı bayağı seviyor. Bazen klasik de soruyor şu şekilde. AYT'de vardı hatta. İşte yani ikisinde olmalı bir test kitabında. Sadece yeni nesil sorusu olan bir test kitabı olmasın. Sadece klasik soruları barındıran bir test kitabı olmasın. Gerçekten ben ünlü yayınların bu açıdan geometri soru bankasını aşırı aşırı beğendim. İşte bunu da çekilişle size vermek için aldım. Çekiliş için yapmanız gerekenler de şu şekilde. Hatta bunun koçluk yaptım öğrenciler. Onlar için de ayrıyeten alacağım, onlara kaybolacağım. Çünkü hani zaman kaybı olacağını düşünmüyorum. Onlar çözse çok işine yarayacak hepsinin. Şöyle tek yapmanız gereken Sadepink hesabımı takip etmek ve ünlü yayınlarını takip ederseniz çekilişi daha da artırabiliriz ilerleyen zamanlarda, sınava yakın zamanlarda özellikle. Ve YouTube kanalıma abone olun ve katıldım yazın. Bu dördünü yaptıktan sonra ben de bunları kontrol edeceğim. En kısa zamanda da çekiliş sonucunu açıklayacağım. Bunu da bilgilendirmesini ya YouTube'daki topluluk kısmından yaparım ya da Instagram story kısmından yaparım. Bu şekilde
şekilde bir soru bankası alırken video çözümü var mı? Hem yeni nesil soru hem klasik soru var mı? Bunlara bakın. Üçü çok önemli. Zaten soruların kalitesini az çok anlarsınız. Şöyle diyeyim. Geometri ilk başladığımda 0 net falandım gerçekten. Sonra bu yayını çözdükten sonra bir 8-9'a kadar yükseldi. Tabii birkaç net kalıyor öyle. Onun için de daha soru tipi görmeniz lazım. Gerçekten görmediğim soru tipi kalmadı diyebilirim. En saçmasından tut en tuhafına kadar. Böyle ukulele, hani ben ukulele çalıyordum böyle. Ukuleleyi geometri sorusu yapmışlardı. Ben o zaman gerçekten dedim ki ne oluyoruz yani. Tuhafsa ama ÖSYM ben 2020'de bence bu kadar zorlamadı geometri açısından. Gayet orta seviye sordu. Bazı kaynaklar çok abartmış ama gerek yokmuş yani gerçekten. Bence geometriyi kolay sordu. Abartan yayınlar var. Onlardan da bence uzak durun çünkü meğerse o kadar zor sormuyormuş. Ben bazen boşuna bir soru hakkında 40 dakika 50 dakika uğraşmış oldum. Yani sorular daha kolay, daha anlaşılır oluyor diyebilirim. Ve geometriden mesela soru bankasını çözdünüz. Dediniz ki ileride ben 200 soru bankası çözdüm, neden netlerim artmıyor da diyebilirsiniz. Eğer öyle bir sorun varsa demek ki siz geometri denemesi çözmediniz. Bunun için de geometri denemesi alabilirsiniz. Çünkü onlarda da böyle daha kaliteli sorular oluyor. Mesela bir yayın kendi denemesini yaparken en kaliteli soruları seçiyor. Onları koyuyor. O açıdan işte netiniz falan artmıyorsa bol bol geometri denemesi çözmeye başlayabilirsiniz. Hatta atıyorum ki şu kaynağı çözdünüz, tamam mı? Bir geometri denemesi çözün ve üçgende açılarda mesela eksiğiniz varmış. Hep de açılar diyorum bu arada. Üçgende açılar eksiğinizi yaptığınızı göreceksiniz bir denemede. Ona göre de başka bir kaynaktan sadece üçgende açılar kısmını çözün. Yani denemedeki eksikliklerinize göre çalışırsanız hem sizin için zaman kaybolmaz. Bir kaynak çözün, iyice çözün. Sonra denemedeki eksikliklerinizi kapata kapata farklı kaynaklardan, farklı yayınlardan çözebilirsiniz. Hem çok soru tipi görmüş olursunuz hem de bu sizi baya hızlandırır. Öyle düşünüyorum. Yani bir şeye çok çalıştıktan sonra, her gün yaptıktan sonra yapamayacağız hiçbir şey yok. Paragraf, problem, geometri bu üçü benim günlük rutinimdi ve bu üçünden bir yaşamadım. O yüzden eğer en kötü olduğunuz derste her gün güzel bir çalışma yaparsanız emin olun o dersi başarırsınız. Sadece kendinize inanın. Şey demeyin, lanet olsun geometri kitabı fırlatmalar olsun, yırtmak dersiniz. Bunu yapanlar da var. Sizi anlıyorum aslında. Bu tamamen bir sınav psikolojisi. Ya da o kadar çalıştım neden denemede olmadı. Benim de başıma geldi. Yani bazen benim de hiç yapamadığım zamanlar oldu. Ama önemli olan YKS sınavında ne yapmanız oluyor. Şöyle boşluk yaptığım öğrenciler şu aralar denemelere giriyorlar tabii ki. Bu açıdan da baya psikolojileri bozulmuş durumda bazıların. Atıyorum ki günde 500-600 soru çözüyordu. Yani artık denemede sınav sonucundan sonra bayağı düştü. 200-300 soru. Hani bende de olmuştu bu birazcık da benzeri. Sonra tabii ilerleyen zamanda daha iyi anlıyorsunuz. Hani sınava trip atıyorsunuz. İşte deneme sınavı zaten kalitesiz sorulardan oluşuyor genel olarak. Trip atıyorsunuz. Daha az çalışıyorsunuz. Atıyorum ki ilk 5000'e girecekken ilk 10.000'e giriyorsunuz. Sizinize zarar vermiş oluyorsunuz aslında bir bakıma. O yüzden kesinlikle şu deneme sınavlarını takmayın. Aslında takmayan kişileri de gördüm etrafımda. Onlar gerçekten yani hiç bırakmadı çalışmayı. Bana ne dediler, umurumda değil dediler. O psikolojiye sahipseniz çok daha iyi bir başarı elde edersiniz. O yüzden sınav zamanında öğrendiğim şeylerden biri de sağlam bir psikolojiniz olmalı sınav zamanı için. Çünkü olmazsa her şeyi takarsanız yok deneme. Hemen netim kötü geldi, yok puanım kötü geldi, yok dershanedeki seviye belirleme sınavında en kötü değil. Bunları kesinlikle takmamanız gerekiyor. Ne kadar az şey takarsanız, ne kadar az şey düşünürseniz o kadar iyi başarılar elde edersiniz. Emin olun çok düşünmenin hiçbir yararı yok. Tabii ki de böyle büyük kişilerin tecrübelerini izleyin ki onlar size çok şey katar. Onun dışında en çok diyebileceğim şey hiçbir şey takma. Bir gün işte 300 sorumu çözdünüz. Diğer gün 350 yapmaya çalışın. Geometriniz atıyorum ki 0 gelsin, tamam mı, denemede. Ben o kadar çalıştım 0 oldu desin. O zaman şöyle deyin. O zaman daha çok geometri çalışırım, daha çok soru tipi görürüm. Yine bu yayını çözmediyseniz bunun da sorularına bakarsınız. İsterseniz kırtasiyeden bakın. Beğeneceğinize eminim. Ben böyle hani koştuk yaptığım öğrencilere de yollayacağım için satın alıp. Yani zaman kaybolmayacağını düşündüğüm için onları yollayacağım. Çünkü tam istediğim bir kaynak ve 2020'deki soruyu da burada gördüğüme göre kesinlikle almalarını tavsiye ederim. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Umarım faydalı olmuştur. Dediğim gibi geometriyle ilgili çok büyük de bir probleminiz varsa her gün en az 10 soru, en az ya da en çok da 20 soru çözün. Ben 3 test çözüyordum. 8, 16, 20 çözerseniz ve emin olun farkı görürsünüz. Kaynak olarak da tavsiyemi verdim. Bol bol denemede çözmeniz tavsiyesini verdim. Umarım bu video sizin için yararlı olmuştur. Başka da söylemek istediğim bir şey kalmadı. Dediğim gibi çok çalışırsanız, çok isterseniz, çok çabalarsanız yapamayacağınız hiçbir şey yok. Gerçekten klasik bir söz ama öyle yani. Sıfırdan geometri fulleyecek seviyeme gelmemin tek sebebi bu yani. Başkası belki onunla başlamıştır. Direkt fulleyerek başlamıştır. Sınavda yapamamıştır. Sürekliliğini korumamıştır. Önemli olan elinizden geleni yapmak, bırakmamak, süreklilik. Her zaman bunu diyorum her videomda aslında. Bu seriyi devam ettirmeyi düşünüyorum.
işte geometri yaptıktan sonra belki Türkçe yaparım. Onun için deneme öneririm falan. Umarım bu video sizin için faydalı olmuştur. Umarım artık geometriyle ilgili bir sorunuz kalmaz. Ben verebileceğim tüm taktikleri verdim sanırım. Başka da söylemek istediğim bir şey kalmadı sanırım. Çünkü düşünüyorum hani sınav sırasında farklı yaptığım bir şey var mı diye. Şöyle de bir son şunu söyleyeyim. İlk başladığım zaman işte ilk şu kaynağı çözdüğüm zaman şöyle yapıyordum. Atıyorum ki bir soru yanlış yaptığım zaman üstüne renkli post-it yapıştırıyordum. Oraya tek tek çizip kendim formülleri yazıyordum yani. Unutmamak için. Sonra ilerleyen zamanda atıyorum ki bu kaynağı bitirdim. Bakıyordum post-itlere hangi formüller var. Bunu da yapabiliriz ilk kaynağınız için. Bu da güzel bir taktik benim için. Umarım bu video sizin için faydalı olmuştur. Elimden geldiğince tüm tecrübelerimi vermeye çalıştım ve hepsini şuraya yazdım yani. Tek tek dedim ki unuttuğum bir şey olmasın ileride. Başka da söylemek istediğim bir şey kalmadı. Ve diğer güzel videolarımda görüşmek üzere ve çekilişe katılmayı unutmayın. O zaman diğer mükemmel videolarımda görüşmek üzere. Sizi çok seviyorum. Kapatıyorum videoyu. Kendinize iyi bakın. Bye bye.